Herkese merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Ben şöyle evi biraz toparladım, kısmen yani. Ben de toparladım. Evet, Emir'le birlikte toparladık. Şimdi ben pazara gideceğim. Bugün günlerden perşembe, karantinamız bitti. Evdeki yiyeceklerimiz de bitti aynı zamanda. Güzel bir pazar alışverişi yapıp geleceğim. O şekilde daha sonra görüşürüz. Evet, şimdi şöyle A101'e geldim arkadaşlar. Şöyle bir göz atıp hemen çıkacağım. Bir de Emre Hot Wheels istiyor. Ondan alacağım. Şöyle terlikler falan gelmiş. Bulabilirsem tabii ki de. Alacağım da. Acaba nerede acaba? Şurada mı? Ay, nasıl değişik ürünler gelmiş. Gözüm de dalmış olabilir şu an. Şurada yok mu Kadir abi? Ya bitmiş mi galiba? Of. Şunlar var da. Bunlar da olmaz ki. Evet arkadaşlar, eve geldik biz pazardan. Şöyle mantar sote yapıyorum. Efendim anneciğim. Ne olacak anneciğim? Alacağım anneciğim. Güzel. Tamam. Şöyle bak. Şöyle mantar sote yapıyorum. Karnımız acıktı. Çay demledim. Açma simit bir şeyler aldım. Onları da ısıtacağım birazdan. Şöyle bunun suyunun çekmesini bekliyorum. Hazır olunca yiyeceğiz. Bunları da mikrodalgaya koyayım ısınsın. Sıcacık yiyelim. Aferin. Gelin gel. Evet. Allah'ım. Evet arkadaşlar. Mustafa yiğitimiz de uyanmış. Onu uyutmuştum. Annem geldi. Kaynım gelmedi. Şöyle soframız da hazır. Bize yeter. Hemen al el acele. 10 dakikada hazırladım. Al. Yo, anne verme boğazına kaçar. Sen ona poğaça verelim soğuyunca. Onu sever. Anneciğim, iyi uyudun mu? Kızdırdın mı poğaça? Niye sıcacık yiyelim? Ben de. Aynen. Hadi gel. Gözleri şişmiş iyice. Gelmem. Emir sen gelme, tamam. Sen aç kal. Hadi. Ramazan'ı da zaten üzmedi. Emir de benimle gittiydi. Ne var Ramazan? Çocuk bahmeye de mi uyuyan çocuğa? Hadi bize afiyet olsun. Annem de yoruldu ya. Artık bu çayla yorgunluğun geçer anne. Nasıl gidilecek eve bilmiyorum. Ramazan götürecek seni. Motor bozuldu geri. Hadi. Sizin için geldim de anne sen de. Ben de tam sizin için geldim. Geri bozuldu motor. Annesinin kızı. Neyse, haftaya götürelim. Haftaya kadar ne olur mu? Havuk çocuk olmasın. Hadi bize afiyet olsun arkadaşlar. Aynen. Daha sonra görüşürüz. Gel annesi, gel annesi. Geldim, geldim. Gel ne aldım? Salatalık, kabak aldım. 8 liraydı. Biz bayağı pazarın sonuna gittik arkadaşlar. Biraz seçmişler sebzeleri. 1,5'tu bizim gittiğimizde. Ama fiyatları düşmüş. Kabak 8 liraya düşmüş. Salatalık 10 liraya düşmüş kilosu. Karnabahar bilmiyorum. Mantar 10 TL'lik aldım. Böyle poşet demiş adam. Bu da idare eder yani. Muz aldım şöyle. Sonra marul ve maydanoz, vazgeçilmezimiz, yeşilliklerimiz. Şöyle elma aldım. Ne kadar kilosu bilmiyorum. Kilosu 5 TL'ydi de. Yani 3 kilo falan var. Şöyle bir tane de soğan, mücver için. Mücver yapacağım. Bu haftaki sebze alışverişim bu kadar. Portakalımız falan vardı. Gördüğünüz gibi eksik olanları aldım. Şimdi bunları hemen yerleştirelim. Daha sonra videomuzun devamında görüşelim inşallah. Evet arkadaşlar, kayınvalidemler gitti. Onları yolcu ettik. Kahve içtik, çay içtik, yedik içtik. Akşamlayın dedim. Kalmadılar, tavuklar var diye. Kayınvalidemlerle görüştük çünkü karantinamız bitti. Karantinamız bitmese tabii ki de görüşmeyiz arkadaşlar. O riski göze almayız. Allah korusun yani. Onun da yaşı geçkin. O şekilde tüm hastalara şifa versin Rabbim inşallah. Pazarımızı gördük, geldik. Geçen haftaya göre iyiydi fiyatlar. Salatalığın kilosu 10'a düşmüş. Kabak 8 TL derken elma aldım. Portakalımız vardı. Yiğit de sıdalanıyor, durmuyor. Değil mi anneciğim? Evet.
Salatalık falan ucuzlamış geçen haftaya göre. İyiydi yani. Kabak aldım mücver yaparım diye. Karnabahar kızartmalık derken pazar alışverişimizi yaptık. Karantinadaydık. Yeni yeni iyileşiyoruz. Canımız istiyor yani yiyeceklerden. O yüzden alışverişimizi yaptık. Geldik. Ben de aldıklarımızı yerleştirdim. Onlar da evine gitti. Evli evine, köylü köyüne olduk. Akşama yemek düşünüyorum. Yemeğim yok. Her gün bu kadınların bitmez çilesi yemek düşünmek. Yemek yapmaktan inanın düşünmek bana göre zor arkadaşlar. Sizler neler yapıyorsunuz, neler pişiriyorsunuz bugün, nasılsınız demeyeyim, neler pişiriyorsunuz diyeyim. Neler, nerelere gittiniz, neler yaptınız, ne işler yaptınız diyeyim. Farklılık olsun her gün nasılsınız, iyi misiniz, aynı şiir gibi olmasın. Yorumlarınızı bekliyoruz, beğenilerinizi bekliyoruz arkadaşlar. Hepinizden Allah razı olsun. Kanalımız inşallah kapanmaz. Sizlerin sayesinde, destekleriniz sayesinde inşallah kapanmaz. İnşallah öyle bir durum olmaz yani. Bugün telif gelmiş mi diye de bakmadım inanın. Akşama ben bir bakayım. Telif gelmiş mi gelmemiş mi? Bir tane geçen yorum gözüme çarptı. O geldi aklıma, onu bir cevaplamak istedim. Hoşuma gitti aslında. Emir'i tutan amcasıymış, babası sandım. Çok benziyorlar mı ne demiş? Diğer izleyicimiz de onun altına demiş ki ikizi çünkü demiş. O izleyicimiz de demiş ki ilk yorumu yazan, aa bilmiyordum gerçekten mi demiş. Hoşuma da gitti. Eşimle kardeşimi çok benzetirler. Gerçekten ikiz sananlar siz değilsiniz sadece. Çevreden de çok benzetirler. Ama ikiz değiller. Aralarında 7 yaş var. Eşim büyük olan, kardeşi küçük olan. Bu konuşmamdan sonra yan yana fotoğraflarını ekleyeyim isterseniz. Siz de hak vereceksiniz. Yani yan yana geldikleri zaman çok da benzemiyorlar bence ama uzaktan boyları, ten renkleri aşırı benziyor. Hatta bir kere kaynımla pazarda mıydı, postanede mi ne? Adamın birisi şey demişti, hayırlı olsun falan demişti. Eşim sanmıştı yani onu evlendiniz gibisinden. İnanın öyle bir konuşma geçti aramızda. Ben de onu bir cevaplamak istedim. Eşimin ikizi yok. Kaynım eşime göre biraz daha tombul. Eşimin yüzü uzun. Yani yan yana geldiklerinde aşırı da benzemiyorlar bence. Uzaktan benziyorlar ama boyları, postları bir. Hoşuma da gitti yani ikizi diye. Değil yani eşimin ikizi falan yok. Ailemizde hiç ikiz yok arkadaşlar. Ama gerçekten benziyorlar. Tabii kardeş kardeşe benzer ama benzemeyen kardeşler de var istisnai durumlarda. Hem neyse arkadaşlar. Şimdi ben Yiğit uyutayım. Yiğit durmuyor malum. Daha sonra yemek telaşesine gireceğim. Daha sonra görüşürüz inşallah arkadaşlar. Şöyle kısa bir sohbet yapayım dedim. Sohbetli videolarımı seviyor musunuz? Daha sonra bakalım video bize neler getirir, neler eder bilmiyorum. Yarın da misafirlerim var bu arada. Pazara da bir nevi o yüzden çıktım. Misafirlerimiz var. Sürpriz olsun misafirlerde bakalım. Hazırlık aşamasını falan çekerim. Bir şeyler yapacağım. Düşünüyorum çekmeyi. İzin verirlerse de çekerim misafirlerimizi. O şekilde bir yarınki planımızda misafirlerimizi ağırlamak olacak. Şimdilik hoşça kalın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Videonun devamında görüşürüz. Evet arkadaşlar, girdim mutfağa. Ne yapayım? Ramazan'da dedi ki bir mantı yapayım dedi. Ramazan'a çok tanıyanlar bilir. Mantı makarna en zayıf noktası. Peş peşe iki gün yap. Niye bugün de bunu yaptın demez. Mantı yapacağım. Şöyle soğanlarımı kavurdum. Kıymamı da kavuruyorum şu anda. Bol kıymalı bir mantı olacak. Ocağımın kirliliğine bakmayın arkadaşlar. Akşam temizleyeceğim. Bugün çok fazla şey yaptık. Yani her evin hali. Düdüklümde de yaprak sarması koydum. Canım annem yaprak sarması göndermiş. Geçen babam süt getirdi demiştim ya. Yaprak sarmış göndermiş. Allah'ım razı olsun. Sarmış tek tek elleriyle. Allah'ım razı olsun. Canım yaprak sarması istedi. Onu da yapıyorum. Vallahi bizim canımız ne istiyorsa ondan yiyeceğiz. Şöyle kıymalarım güzel kavrulsun. Burada da kayınvalidem şey göndermişti. Sos arkadaşlar. Yazdan yapmış. Bayağı da bitirdik şöyle. Kendi bahçesinin biberinden. Bana gönderdi. Benim biberim bitti. Buzluktaki o bana göndermiş sağ olsun. Burada da domates var. Bundan da ekleyeceğim. Biraz acı ama acılı da iyi oluyor yani. Annelerimiz sağ olsun, var olsun. Elleri de görmesin iki annemiz de. Elinden geldik kadar bize yardımcı oluyorlar. Allah'ın başımızdan eksik etmesin annelerimizi.
gibi. Şimdi vallahi uçacak gibi bir şey oldu. Yarım atlattım. Ben pek korkarım bunun tepesi falan atacak diye. Benim düdüklü biraz tehlikeli. Evet arkadaşlar, yemeğimizi yedik. Yemeklerimin son halini size göstermemişim arkadaşlar. Videoyu izledim. İnanın o anda Emir mi ağladı, Yiğit mi bir şey istedi. Yemeklerimi alıp gitmişim içeriye. Güzeldi. Mantı yedik. Sarma yedik. Şimdi farklı bir tarifle karşınızdayım inşallah. Günlerdir zaten bu aklımdaydı. Hastalığımız girdi araya, yapamadım. Lokum yapacağım arkadaşlar. Gerçekten merak ediyorum. Bu yediğimiz lokumlara benzeyecek mi? Evde lokum yapma tarifi vereceğim size de. Bakalım, deneyelim, görelim, tadalım. Sizlere fikrimizi söyleriz. Bununla oldukça basit malzemeli arkadaşlar. Portakal gerekli. 2 su bardağı portakal suyu gerekli. 1 çay bardağı şeker. 2 yemek kaşığı da nişasta. Buğday veya mısır fark etmez. Ben biraz tadının böyle vanilinli gibi olmasını istediğim için vanilini de kullanacağım. Ama siz yoksa önemli değil, kullanmayabilirsiniz. Bir de Hindistan cevizi tabii ki de. Onu da dışına bulayacağız. Şimdi portakallarımızı bir öncelikle sıkalım. Hadi bakalım. Yine bir tadımla şey. Yine bir tadım meselesi. Günlerdir tarif falan çekmemişim. İzlediğim videolarda çoğu sohbette olmuş arkadaşlar. Yani hastayken de tarif vermem size abes olurdu. İyileştik inşallah. Daha da güzel videolarımız gelecek. Ben aslında brownie yapacaktım arkadaşlar. Bu orijinal brownie var ya. Ben çikolata almayı unuttum. Markete gittim. Unuttum. Çok güzel bir kafadayım. O yüzden yapamadım ama onu da yapacağım. Orijinal brownie. Çok merak ediyorum tadını. Vişnem de var. Buzluk da hazır. Birinci bardağımız arkadaşlar. Bunu tencereme alıyorum. Ortalık battı ama inşallah değecek. Şöyle şu da ikinci bardağımız. Portakal suyumuz. Şekerimi de ilave ediyorum. Bir çay bardağı. Şöyle dolu dolu iki yemek kaşığı da nişasta. Da iki. Şöyle bir karıştıralım ocağa almadan önce. Ocakta kaynatacağız arkadaşlar. Puding gibi bir kıvam oluyor izlediğim videodan. Bir de ben deneyeyim dedim. Denemekten zarar gelmez. Bakalım beğenecek miyiz? Bunlara dökeceğim kaynadıktan sonra. Şöyle 3 tane ıslattım. Kolay çıkması için. Evet arkadaşlar, karıştırmaya devam. Şöyle kıvam alana kadar karıştıracağım. Kenarlardan da kaynamaya başladı. Şöyle sıcağı biraz çıksın. Bayağı bir sıcak. Hemen şöyle sıcağıyla bir çay kaşığı da tereyağı. Şöyle şekerli vanilinimi. Bardaklarımı ıslatmıştım. Şöyle. Tam 2 su bardağı olacak gibi. Ben de o sırada mutfağımı toparlarım. Bu da donar güzelce. Birlikte çıkarırız, süsleriz ve tadına bakarız. Arkadaşlar siz fincanda da yapabilirsiniz. Ben su bardağında yaptım. Fincanlarım var ama benimkiler böyle dik değil. O yüzden dedim şekli bozuk olur, su bardağına yapayım dedim. Bunları şimdi biraz sıcağı çıkınca buzdolabına kaldırıyoruz. Bayağı bir donacak. Daha sonra Hindistan cevizine bulayıp
servis yapacağız. Çok oldukça basit yani. 5 dakikada yaptım. Evet arkadaşlar, lokumlarımı şöyle ben bir tanesini bardaktan çıkardım. Arkadaşlar siz 3-4 saat bekletin, iyice donsun, buz gibi olsun. Ben video yetişsin diye bir tanesini bozdum. Bakalım tadına. İremciğim, öncelikle bu lokumu bize bahşettiğin için çok teşekkür ediyorum. Sen de bir konuşabilsin. Efendim, öncelikle bu şeklini neye göre verdin? Nasıl verdin? Nasıl bu kalıpları neyden aldın? Onu merak ediyoruz. Bardağa döktüm ya. Bardağa döktükten sonra yani bardaktan döktükten çıkardım. Yani döktükten sonra ne çıktı? Allah. Bardaktan çıkardım. Kestim ortadan bıçakla. Evet. Hindistan cevizine buladım. Evet efendim. Arkadaşlar siz 3-4 saat bekletin, dediğim gibi bayağı buz gibi olsun. Ben video yetişsin diye birisi. Birincisi neden bu büyüklükte? İkincisi neden bu büyüklükte? Üçüncüsü bu. Bu ağız kısmı büyük bardağın. Bu da en alt kısmı. Bu da yani ortanca. Bir şeklimiz yok. Kafamıza göre takıldık yani burada, aynen, öyle mi? Aynen. Anlıyorum efendim. Fincanla da yapabilirsiniz arkadaşlar. Neyiniz varsa bakalım. Peki bu biraz lokum gibi değil. Bıngıl bıngıl böyle. Niye öyle? Ya biraz ılıklı ya yani. Ha, daha çok donması mı gerekiyordu? Hı hı. Lokum mu şimdi bu? Evet. Bizi kandırmıyorsun değil mi? Ramazan bayramında lokumlar benden. Hmm. Değişik değil mi? Güzel tadı var. Hindistan ceviziyle tam bir lokum olmuş bence. Aynen, güzel olmuş. Değil mi? Çok pratik ya, aşırı pratik. Neden aynı lokum yiyoruz peki biz? Ne bileyim vallahi. İkisine göz diktik. İkimiz de aynı lokuma göz dikmişiz. İkimiz de vazgeçmiyoruz ama hala onu yiyoruz. Bunu bitirelim diye ya. Öyle nasıl mi? Nasıl? Şeker attım, eşkiliye gitmiş. Ne portakalın? Güzel. Pek lokum gibi değil ama. Değil mi? Hmm. Yani. Onu nasıl yapıyorlar acaba ya? Lokum tarifi diyordu ama bu tarifte. Neyse lokum. Bu muhallebi mi olmuş? Olmuş olmuş, inandık tamam. Arkadaşlar Ramazan bayramında lokumlar benden. Değil mi? İnandık inandık. Tamam. Evet arkadaşlar, iyi ya. Yine de böyle hafif pratik bir tatlı yani. Sizler de deneyin arkadaşlar. Ama siz 3-4 ama güzel olmuş. Değil mi? Güzel bence yani, böyle kestirmiyor. Pense gibi olmuş aynen. Puding gibi. Aynen. Portakallı puding. Pudikten güzel ama tadı bence. Hmm. Hadi bize afiyet olsun arkadaşlar. Sizlere de denerseniz afiyet olsun. Ramazan götürüyor bile. Öbürüne geçecek. Hadi afiyet olsun Ramazan Bey. Teşekkür ederim. Elime sağlık. Ne demek. Evet arkadaşlar, çocuklar uyuttuk şimdi. Ihlamur keyfi yapacağız. Ramazan beni kınıyor arkadaşlar. Arkadaşlar ıhlamurla et için gider mi sizce? Acayip gider. Ihlamurla. Geçen de saklıköy yediydim ya. Ihlamurla saklıköy yiyor. Arkadaşlar demek ki güzel bir tat arkadaşlar, siz de deneyin bari. Hastalıktan sonra kafama mı vurdu ki? Bilmiyorum. Ne dersiniz arkadaşlar, sizce kınaracak bir durum var mı ortada? Bence yok yani. Seni normal. Kınıyoruz İrem. Niye Ramazan? Et içinin şeysini bozdu. Nescafe ile bile çikolata, bisküvit. Ihlamur bisküvit. Ama niye ihlamur? Şu an ıhlamur yani. Evet doğru söylüyorum. Biraz abes oldu ama canım istiyor, ne yapayım. Can boğazdan gelir. Bir de soğan keseydi yani. Arkadaşlar bu Ramazan'ın halleri. Ben dedim ki izleyicilerimize bir sorayım. Ortada bence fazla bir abes durum yok. Yani evet, ne bileyim. Soğanı kestin ki tam olur. Her şey oturur yani. Neyse arkadaşlar, lafı uzatmayalım. Şöyle ıhlamurlarımızı dolduralım. Biz daha tam olarak iyileşmedik yani. O yüzden ıhlamura devam keme. Bu rengi iyi çıkmış ama değil mi? Şu büyük boy Ramazan'ın. Anca Ramazan'a. Boğazı çok ağrıyor hala Ramazan'ın değil mi? İyileşemedi. Sıkaradan galiba seninki. Evet, limonumuzu da getirdik. Ihlamur ve cin keyfi yapacağız. Yeni yiyeceğiz arkadaşlar. Güzel limon kalırsak size de söyledik de. Ama eşkiyle tatlı nasıl olacak? Yani, yemeyim balığa bindim. Yo, cin de eşki. Portakallı ya, bence artı olur eşki. Cin eşki olur mu yani? Üstündeki jöle portakallı ya. Amanın. Arkadaşlar. Yenince ayrıca sıra kadar düşünürsen böyle. Aman ya, biz doğal halimiz Ramazan. Yani doğal olmasam bunu çekmem değil mi? Aynı ile gidiyorum, ne yapacağım, boş bir şey. Aynen. Aman. Neyse çocuklar uyuttuk, keyfimi hiçbir şey bozamaz. Biz yedik oldu diye. Aynen, keyfimi hiçbir şey bozamaz arkadaşlar. Ihlamurumuzu içelim. Videomu da burada kapatayım. Evet arkadaşlar, tadını merak edenler yorumlara gelsin. Hepiniz Allah'a emanet olun arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler. Abone olun, like atın. Desteklerinizden dolayı Allah razı olsun. Görüşürüz arkadaşlar.